evlere misafir olunuyor ve bu evlerdeki misafirlikte psikolojik harekat olarak beyin yıkama gerçekleştiriliyor. Sanki demokrasilerde sandık denetiminden başka hiçbir denetimin olmaması isteniyor. Millet iradesi deniyor. Millet iradesi %99'da seçilmiş olsam bile o %1 olanın hakkını korumak değil midir değerli arkadaşlar? O millet iradesinin dışında mıdır o %1? Peki %99'da geldin, o %1'in hak ve hukukunu nasıl ve kiminle koruyacaksın? Nasıl teminat altına alacaksın? Eğer kanun, nizam, hukuk, vicdan, ahlak, Allah inancı olmazsa neyle hükmedeceksin o insanlara? Bugün Türkiye'de ortalığa saçılan ve savunulması mümkün olmayan, televizyonlarda satın alınmış basın mensupları vasıtasıyla, kuşatılmış basın vasıtasıyla oluşturmaya çalışılan, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir propaganda sürdürülmekte. Bir bankanın genel müdürünün evinde ayakkabı kutularının içinde 4 milyon para yakalanıyor. İşin içinde bakan çocuğu var. Bir bakanın çocuğunun evinde para sayma makinalarıyla kasalar yakalanıyor, paralar, listeler yakalanıyor. Ve Sayın Başbakan hiç bunları aldırmadan o bakanlığı yanına alıp yurt dışı gezisine çıkıyor. Ve televizyonlarda sanki mağdurmuş gibi feryat figan. Yok Amerika tezgahlamış, yok İsrail tezgahlamış, yok başkaları tezgahlamış. Yani Türk polisi, Türk savcısı dün Ergenekon soruşturmasını yürütürken senin çok dostundu. Destanlar yazıyordu da bugün Amerikan ajanı, İsrail ajanı mı oldu Türk polisi, Türk savcısı? Bu nasıl bir anlayıştır? Bu toplumumuzu çürütecek, bizi felakete götürecek, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz yüzsüzlüğün meşru hale getirilmesidir değerli arkadaşlar. Neymiş banka müdürü? 4 milyon dolar cami yaptırmak için, imam hatip yaptırmak için işte onların parasıymış. Banka müdürü, hiç bankada kasa kalmadı mı? Hesap kalmadı mı? Evinde, evini getirdin geldin. Evinde bunu koyacak doğru dürüst bir yer kalmadı da ayakkabı kutularının içine mi koydun be Allahsız ya? Yani bu millet cami yaptırmak için, imam hatip yaptırmak için yardım edeceği paraları ayakkabı kutularının içinde mi saklar? Olacak bir şey değil. İşte bu Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlığın meşrulaştırılmasıdır. Ve bunun baş mimarı da Sayın Başbakan olmuştur, hükümet yetkilileri olmuştur. Onun için Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Bu sürecin 30 Mart'ta sandık denetimi olarak nitelenebilecek olan Sayın Başbakan'a çok güzel bir cevabın verilmesi lazım. Çünkü Sayın Başbakan hukuk denetimini hercümert etti. O bu ülkeyi yönetirken kanun nizam tanımıyor. Yani soruşturmayı yürüten savcıyı, soruşturmayı yürüten polisleri ve başka illere sıçraması, soruşturulması eğer an meselesi ise 23 ilde emniyet müdürlerini, müdür yardımcılarını, şube müdürlerini görevden almak hangi hukukun yaptırımıdır? Eğer dürüst idiyse bu soruşturma bu ekiplerle yürütülür ve bizim kafamızda
sonucu ne olursa olsun soru işareti kalmazdı. Ve şimdi buradan söylüyorum. Bir takım insanlar yarınlarda suçsuz ilan edilse bile bu savcıların ve bu ekiplerin elinden bu dosyalar alındı ise yarın suçsuz ilan edilecekler bile zan altında kalacaktır. Öyle midir değerli arkadaşlar? Yani soruşturmanın hemen birinci gününde ekipler dosyalar elinden alınmış, kendi kontrollerinde dosyaların yönetilmesi imajı oluşmuştur zaten Türkiye'de. Lekelenme